keyfini yaşayın. Şeker Sigorta Kıbrıs Limited sabah kahvesini sunar. Sabah kahvesi. Kanal Sim'den, Sabah Kahvesi'nden iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 4 Kasım Çarşamba ve bir kez daha günün ilk merhabasını gönderiyoruz sizlere. Kanal Sim ekranlarından ve Sim Radyo'dan. Herkese günaydın. Kıbrıs Türk Medyası, Türkiye ve İngiltere Medyası spor ve ekonomi bültenleriyle karşınızda olacağız. Ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Medyaya nasıl yansıdı? Hangi gazete hangi manşeti attı? Hem Kıbrıs sorunuyla ilgili haberler var bugün, hem iç konularla ilgili. Ulusal Birlik Partisi kurultay öncesinde, ikinci tur öncesinde kaybeden 5 aday Ersin Tatar'a destek verme kararı aldıklarını açıkladılar dün. Bu Ersin Tatar'ın lehine kurultayda ne gibi bir değişim yaratır? Hüseyin Özgürgün ve Ersin Tatar arasında cumartesiye alındı kurultayın ikinci turu ve cumartesi günü 8'den 18'e kadar oy verme işlemi yapılacak. Ardından da iki aday arasındaki yarışın sonucunda yeni Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı kim olacak sorusunun yanıtı aydınlanmış olacak. Türkiye'de AKP'nin %50'ye yakın oy alarak zaferle çıktığı seçim, erken seçimin ardından şimdi gözler hükümete ve ardından oluşacak, atılacak yeni adımlara çevrildi. Başkanlık sistemine geçişle dahil olmak üzere anayasanın yeniden gündeme geleceği, çözüm sürecinin ya da diğer tabirle Kürt sorununa barışçı çözüm arayışlarının nasıl şekilleneceği de önümüzdeki dönemde en fazla tartışılacak konu. Kıbrıs sorununa nasıl yansıyacak AKP'nin yeni tavrı, iktidarı ve önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorunu ve diğer dış politika unsurları nasıl etkilenecek? Bunları göreceğiz önümüzdeki günlerde. Gerek Kıbrıs Türk basını, gerekse Türkiye ve İngiliz basınında yer alan haberlere bakacağız. Ve bugün Damla'nın konuğu da cumartesi günkü kurultayla ilgili. Evet, bugün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Ersin Tatar konuğumuz olacak ve cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kurultayı konuşacağız detaylarıyla. İlk tura dönük olarak da eleştirileri vardı. Dolayısıyla hem bunları hem varsa uyarıları hem de son kez seslenme şansı olacak Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Ersin Tatar'ın da kendisini destekleyenlere bir kez daha ağırlayacağız. Birinci turda da yine ağırlamıştık Ersin Tatar'ı da, diğer isimleri de. Dün de öğlen postasında telefon bağlantısıyla her iki aday da öğlen postasında Ulusal Birlik Partisi kurultayına dönük değerlendirmelerde bulundu. Bakalım nasıl sonuçlanır? Ya mevcut başkanın devam edecek başkanlığı ya da yeni bir başkanla devam edecek Ulusal Birlik Partisi yolunu. Ulusal Birlik Partililer karar verecek. Günün sonunda buna biz de bugün Ersin Tatar'ı ağırlayacağız. Dünkü birliktelik açıklamasının, 5 adayın birlikteliği açıklaması sonrasında. Evet, dilersen gazetelerin manşetlerine bakalım önce. Kıbrıs Türk basınında hangi gazete neyi manşetine çekti, sonra da detaylarına bakacağız. Yeni düzenle başlıyoruz manşet turumuza. Yeni düzende beyaz kimlik dönemi başlığını görüyoruz. Beyaz kimlikle hazırlanan, kazanılan haklar detaylarıyla aktarıldı yeni düzende. Az sonra detaylarını aktaracağız size. Kıbrıs'ta çözüm için uğraşın başlığını görüyoruz. Güney Kıbrıs'ta düzenlenen The Economist'in konferansında konuşan Kıbrıs Rum lider Anastasiadis, Mayıs'ta referandum sinyali verirken Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz liderlere
mesaj yolladı. Çözüm için uğraşın. Havadis gazetesinde beşi bir yerde başlığıyla Ulusal Birlik Partisi kurultayı öncesinde 5 adayın yani Ersin Tatar dışındaki 4 adayın Ersin Tatar'ı desteklemesi yönünde karar aldığı açıklaması bu şekilde yer buldu Havadis'in manşetinde. Özgür Gün'e karşı beşli ittifak dedi Halkın Sesi aynı haberle ilgili olarak. Sar Kıbrıs'ta çocuklarımıza sahip çıkalım başlığını görüyoruz. Eğitim Bakanlığı'yla Sivil Savunma İşbirliği'nde hayata geçecek uyuşturucuyla mücadele eğitim projesinde uzmanlar yöneticilere bilgi verecek. Vatan Gazetesi'nin manşetinde Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a ekonomi köprüsü başlığını görüyoruz. Programın ilk ayağı Kuzey Kıbrıs'ta. Az sonra detaylarına bakarız bu köprünün. Hapisten Tebrik Afrika'nın manşeti. Az sonra detaylandırırız bu haberi de. Anastasiadis Mayıs öncesi çözüm açıklamasında bulundu. Ve bu haber Detay gazetesinde yer aldı. Ortamda kardiyolojide hizmetler duracak başlığını görüyoruz. Hekimler Sendikası Doktor Burhan Aban Tolu Devlet Hastanesi'nde bugünden itibaren kardiyolojide acil hastalar dışında hizmetleri durdurma eylemi başlatacağını açıkladı. Evet, manşet turumuzu tamamlamış olduk böylelikle. Ve şimdi gazetelerin ön sayfa ayrıntılarına bakacağımız basında bugün köşemiz var. Değerli izleyenler, günlük gazetelerde ön sayfalarda yer alan detaylar neler? Yeni Düzen gazetesi Beyaz Kimlik Dönemi manşetini attı ve beyaz kimlikle kazanılan hakları sıraladı. Kuzey Kıbrıs'ta çalışma ve iş kurma izni ya da her ikisinin toplamıyla kesintisiz 6 yıl süreyle ikamet eden yabancılar, Kuzey Kıbrıs'ta en az 125 bin euro veya eşdeğeri bir konut satın alan ve en az 6 yıl kesintisiz izin alan yabancılar, aylık asgari ücretin 3 katından az olmamak koşuluyla garantilenmiş gelir olan ve en az 6 yıl kesintisiz izin alan yabancılar, Kuzey Kıbrıs'tan konut satın alan veya garantilenmiş geliri olan 60 yaşını doldurmuş kişiler için 3 yıl izin koşulu aranacak. Tehlikeli hastalığı, yüz kızartıcı suçtan mahkumiyeti olmayacak, sağlıklı yaşam alanı olacak. Kıbrıs'ta doğan veya reşit olmadan önce gelen yabancı uyruklara reşit oldukları tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvurmaları ve istenilen koşulları tartışmaları durumunda daimi ikamet izni verilecek. Daimi ikamet izni harcı 2000 lira, 2 yılda bir alınacak. Yoklama harcı ise 250 TL olacak. Hangi hakları veriyor beyaz kimlik? Beyaz kimlik sahipleri her yıl çalışma izni almak zorunda olmayacak. 2 yılda bir çalışıp çalışmadığı ve sigortasının yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilecek. Beyaz kimlik sahipleri ülkeye giriş çıkışta sorun yaşamayacak. Beyaz kimlik sahiplerinin seçme seçilme hakkı olmayacak. İş kurmada mevcut uygulama devam edecek. Beyaz kimlik esnaf ve zanaatkarlık iş kurma hakkı doğurmayacak. Beyaz kimlik sahiplerine 6 aylık işsizlik sigortası ödeneği uygulanacak. Beyaz kimlik dönemi geliyor. Beyaz kimlikle ilgili yasal hazırlıklar devam ediyor. Tatar'a açık destek, kurultayda kazanan UBP oldu dedi Hüseyin Özgürgün. Ve Ulusal Birlik Partisi 20. olağan kurultayında geçen pazar günü yapılan ve 1437 oy ile ikinci tura kalan Ersin Tatar'a yarış dışı kalan adaylardan Nazım Çavuşoğlu, Ünal Üstel, Ersan Saner ve Zorlu Töre açık destek verdi. 5 adayın el ele vermiş görüntüsü de var fotoğrafta. Bu fotoğraf kurultaydan sonra Kanal T stüdyolarında Ersin Tatar'ın sahibi olduğu Kanal T stüdyolarında çekildi görsele göre. Ve Başbakanlık Halk Danışmanlık Merkezi göreve başladı. 3 dilekçe çözüme kavuşturuldu ve komisyonla ilgili, merkezle ilgili detayları Asaf Şenol anlatıyor Yeni Düzen'e. Doktorlar kardiyoloji servisinde acil dışında hizmetleri durduruyor. Tıp İş geçen hafta 2 kardiyoloji uzmanının istifasının kardiyoloji kliniğinde ciddi aksaklıklara yol açtığı gerekçesiyle bugünden itibaren Lefkoşa Hastanesi'nde anjiyografi, triatmil, holter, eko yapılmayacağını, polikliniklerde hasta görülmeyeceğini duyurdu.
Salih Hızbul ise Sağlık Bakanı Tıp İş Yetkilileri ve Kardiyoloji Servisinden istifa eden iki uzmanla bu sabah bir görüşme yapacağını, kardiyoloji servisinde çalışanların rahatlatılması için bir takım tedbirler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Hızbul bu sabahki görüşmeden çıkacak netice doğrultusunda tıp iş eyleminin gerçekleşmeyebileceğini de söyledi. Umalım ki sonuç alınsın. Ve yeni düzenin logo yanında DAÜ yasası ile ilgili haber var. DAÜ yasası yıl sonuna demokratik, özerk, şeffaf ve rekabet gücü yüksek bir üniversite hedefleniyor DAÜ yasasıyla. Kıbrıs'la devam ediyoruz. Çözüm için uğraşın başı var manşetinde Kıbrıs'ın. Güney Kıbrıs'ta düzenlenen The Economist'in konferansında konuşan Kıbrıs Rum lider Anastasiadis, Mayıs'ta referandum sinyali verirken Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz liderlere mesaj yolladı. Çözüm için uğraşın dedi. Kıbrıs Rum lider Anastasiadis ise Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz The Economist'in Güney Kıbrıs'ta düzenlenen 11. konferansında Kıbrıs'ta çözüm için olumlu mesajlar verdi. Müzakereleri yakından takip ettiklerini söyleyen Schulz, inancım odur ki Kıbrıs, farklı etnik ve dini kökene sahip toplumların barış içinde birlikte yaşayabileceğinin göstergesi olabilir dedi. Anastasiadis ile Akıncı'ya çağrı yapan Schulz, çağrım yakalanan bu ivmeyi değerlendirmeleri ve Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesini sağlayacak siyasi anlaşmanın çabucak elde edilmesi için çabalamaktan kaçınmamalarıdır diye konuştu. Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Mayıs'ta 2016'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde şartların uygun olması halinde bir çözümün mümkün olabileceğinin sinyalini verdi. Anastasiadis, tarafların vereceği ödünlere bağlı olarak Mayıs'tan önce Kıbrıs'ta referandum olabileceğini söyledi. Kıbrıs Rum lider, çözümün ada ekonomisinin gelişmesi için katalizör olabileceğini belirterek, benim için Kıbrıs sorununun çözümü elde edebileceğimiz en önemli kalkınma reformudur ifadelerini kullandı. Kardiyolojide hizmetler duruyor, sür manşeti Kıbrıs'ın. Tıp iş biriken sorunlara çözüm getirilmemesi nedeniyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalvan Tuğlu Devlet Hastanesi'nin en önemli servisinde bugünden itibaren eylem başlatıyor. Sadece durumu acil hastalara ve yatan hastalara hizmet verilecek. Kardiyolojide hizmetler duruyor. Kıbrıs Rum kurtarma ekipleri Mausa'nın güney açıklarında batmak üzere olan mülteci teknesine son anda müdahale etti. 30 mülteci kurtarıldı. Bakalım kaç ayran vardı mülteci teknesinin de içinde. Beşli ittifak oluşturuldu. Ulusal Birlik Partisi'nin 20. olan kurultayında aday olan ancak ilk turda elenen Ünal Üstel, Ersan Saner, Nazım Çavuşoğlu ve Zorlu Töre ikinci tura kalan Ersin Tatar'a aktif destek vereceklerini açıkladı. Havadis gazetesi aynı haberi beşi bir yerde manşetiyle verdi ve beş aday Ulusal Birlik Partisi'nde Hüseyin Özgürlüğü'ne karşı birleşti. Ersin Tatar'a destek verecekler. Ulusal Birlik Partisi kurultayında genel başkanlık için ikinci tur seçimi cumartesi yapılacak. Genel başkanlık için Hüseyin Özgürlüğü'ne yarışacak olan Ersin Tatar ikinci tura ilk turda elenen adaylardan dördünün desteğini alarak giriyor. UBP'de 7 Kasım cumartesi yapılacak genel başkanlık ikinci tur seçiminde Özgürlüğü'nü zorlu bir yarış bekliyor. Özgürlüğü'nün karşısında yarışacak olan Ersin Tatar İlk turda elenen muhalif adaylar Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu, Zorlu Töre ve Ersan Saner'in desteğini aldı. Kulisler dün sabah saatlerinde Ersin Tatar'ın başkan adaylığından çekileceği yönünde haberlerle çalkalandı. Parti ileri gelenlerinin anlaşın birlikte yönetin, Tatar genel sekreter olsun, tabana birlik mesajı verilsin girişimi Tatar'ın diğer adaylarla bir araya gelmesiyle son buldu. Ersin Tatar dün Kanal T binasında ilk olarak öğle saatlerinde Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu, Zorlu Töre ve Ersan Saner'den destek istedi. Adaylar tabanlarının görüşünü almak için görüşmeden ayrılmalarının ardından saat 17'de yeniden bir araya geldi. Görüşmede Tatar'ın desteklenmesi kararı alındı. UBP 20. olağan kurultayının divan başkanı İlker Edip, ikinci tur seçimin cumartesi günü 8 ila 18 saatleri arasında yapılacağını belirtti. Parti meclisi oy sayımıyla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Edip, salonda daha önceden ayarlanmış maç vardı, yetiştiremeyeceğimizi düşünerek cumartesi gününe bıraktık dedi. Ve parti meclisi oyları genel merkezde başlıklı haber, UBP 20. olağan kurultayının divan başkanı İlker Edip, parti meclisi için kullanılan oyların parti genel merkezinde ve emniyette olduğunu açıkladı. Edip, pusulaların
durduğu odanın görüntülerini TAK'a verdi. Tabii şikayetçi olanlar var. Başta Ersin Tatar, skandal diyor oy sayımının bir hafta sonraya bırakılmasına. Hastane hazır, doktor yok. Bir başka haber. Binlerce kanser hastasının dört gözle beklediği onkoloji hastanesinin inşaatında sona gelindi. Hastanenin faaliyete girmesi için donanım ve uzman kadro istihdamı gerekiyor. 5 katlı olarak inşa edilen onkoloji hastanesi 56 adeti normal oda, 6 adeti yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplam 62 yatak kapasiteli olacak. Radyoterapi ve kemoterapi ünitelerinin de bulunacağı onkoloji hastanesinde çocuk ve yetişkin yatılı servisleri de olacak. Ülkede 8000 civarında kanser hastası var. Onkoloji hastanesinin hizmete girmesini dört gözle bekleyen hastalar, hastanede hizmet verecek onkoloji uzmanları, hemşire ve diğer sağlık personellerinin atanması konusunda devlet yetkililerinin bir an önce adım atmasını bekliyor denilmiş. Ve dün sabahın erken saatlerinde kundaklama girişimi olmuştu. Birkaç yeri birden yaktı bir kişi ve ben normal değilim dedi Raki Sevik isimli şahıs. Diyor ki tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı dün ve yargıç karşısında. Ben normal biri değilim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi emeklisiyim. Boşandım, çocuklarımdan ayrıldım ve psikolojik yardım aldım. Haksızlığa uğradım. İyi niyetimden dolayı çok her şeyi kaybettim. Tuhaflaştım. Çok güzel bir insandım. Çok kötü oldum. Benim deşarj olmam lazım. Kağıt görsem yakıyorum diye kendini savundu. Daha sonra tedavi amaçlı hastaneye yatırıldı. Barış Hastanesi'ne Raki Sevik ve alkollü sürücü bir yıl hapis yatacak. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Murat Ömür'ün yaşamını yitirdiği trafik kazasında suçlu bulduğu alkollü sürücü Şükrü Selkar hakkındaki kararını açıkladı. Halkın sesiyle devam ediyoruz. Özgür Gün'e karşı beşli ittifak. UBP kurultayında 437 oy alarak ikinci tura kalan Ersin Tatar'a genel başkanlık yarışının dışında kalan Nazım Çavuşoğlu, Ünal Özel, Ersan Saner ve Zorlu Töre açık destek verdi. Nalbantoğlu'nun da hayat duracak. Doktorlar eylemlerini artırıyor. Tıp İş geçen hafta iki kardiyoloji uzmanının istifasının kardiyoloji kliniğinde ciddi aksaklıklara yol açtığı gerekçesiyle bugünden itibaren Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kardiyolojide acil hastalar dışında tüm hizmetleri durduracak. Liderimize saygısızlık. Lefkoşa'da bir kişi meclis ve elçiliğin hemen dibinde, yani güvenlik önlemlerinin en yoğun olduğu bölgede elini kolunu sallaya sallaya 3 yerde kundakçılık yaptı. Değerli izleyenler, Star Kıbrıs'la devam ediyoruz. Çocuklarımıza sahip çıkalım diye manşet attı gazete. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sivil Savunma İşbirliği'nde hayata geçecek uyuşturucuyla mücadele eğitim projesinde uzmanlar yöneticilere bilgi verecek. Bakan Dürüst, çocuklarımıza sahip çıkalım çağrısı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde uyuşturucu ile mücadele eğitim projesi hazırlandı. 30 Kasım'da 4 Aralık tarihleri arasında uzmanlar uyuşturucu konusunda bilgilendirme toplantıları yapacak. Eğitim Bakanlığı'na bağlı daire müdürleri, kaymakamlar, okul müdürleri, müdür muavinleri, rehber öğretmenler, veliler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, uyuşturucu bağımlılığını önleme, riskler ve baş etme becerileri, bağımlılık ve bağımlılık süreçleri gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirilecek. Uyuşturucu kullanımının zararına dikkati çeken Günlük isimli tiyatro oyunu öğrenciler ve veliler için sahnelenecek. Bakan Kemal Dürüst, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Fatih Yarımbaşı kabulünde yaptığı açıklamada, hayır diyebilmenin başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan korunmak için önemli olduğuna dikkati çekti Dürüst. Birlikte her şeyi başarabiliriz. Öğretmenlerimiz, okul ve idare müdürlerimiz bu noktada seferber olmaya hazırdırlar. Kimse uyuşturucu illeti bende yoktur demesin. Uyuşturucu her an her noktada kapımızı çalabilir. Çocuklarımıza sahip çıkalım, kötü alışkanlıklarla buluşmasına fırsat vermeyelim. Bunun da yolu çocuklarımızı kucaklamak, onlarla kaliteli zaman geçirmektir. Burada hepimize görev düşüyor, dedi. Sürmanşette çıkış turizmdir başlıklı haber var. Londra'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Turizm Bakanı Sucuoğlu, gelen turistimiz 3 milyona çıktığı anda kendi kendimize yeten bir devlet olacağız, dedi.
Turizm Bakanlığı Faiz Sucuoğlu dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olan World Travel Market 2015 turizm fuarına katılarak KKTC standını ziyaret etti. Sucuoğlu, İngiltere pazarının KKTC açısından çok önemli olduğunu, bu pazarın daha fazla büyümesi için de tanıtma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bir de ulaşımda bu kadar pahalı olmamak gerekiyor elbette insanları adaya getirebilmek için. Gödak Girne Üniversitesi kampüsünü gezdi. Doktor Günsel, tüm projeleri yerinde göstermekten mutluluk duyuyoruz dedi. KAÜ 1. Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı. Akpınar, bilimin meşalesi Lefkoşa'dan dünyaya yayılacak dedi. Ve liderimiz Doktor Küçük Yaşıyor yazılı pankartı, Türk bayrağını ve daha birçok giri ateşe veren zanlı, amaç siyaset değil rahatlamak dedi. Hakim de götürün Barış Ruh Hastanesi'nde dinlensin dedi arkadaş için. Ve UBP'de genel başkanlık seçiminin ikinci turu cumartesi yapılacak. Sandıklar 8 ila 18 saatleri arasında açık olacak değerli izleyenler. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ekonomi köprüsü. Gazetenin manşeti böyle. Türkiye ile KKTC arasındaki mevcut ekonomik ilişkilere katma değer sağlamak ve ekonomik açıdan ikili işbirliği imkanlarını artırmak amacıyla Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Tüm Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye'den KKTC'ye Ekonomi Köprüsü isimli program bugün başlıyor. Genç İş Adamları Derneği'nden verilen bilgiye göre bugün Kuzey Kıbrıs'ta başlayacak program 7 Kasım'a kadar devam edecek. Ombudsman Dizdarlı yemin ederek göreve başladı. Hayırlısı olsun diyelim. Ombudsman Emine Dizdarlı, Cumhurbaşkanı Akıncı huzurunda yemin ederek görevine başladı. Akıncı, kamu yönetiminin daha düzgün işlemesi, hak ve adalet duygusunun yükselmesi için ombudsmanın çok önemli görevi var dedi. Meclis Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ardından ombudsman görevine de bir kadın atanmış oldu. Hayırlısı inan. UBP başkanlık seçiminde ikinci tur cumartesi yapılacak. Tatar ve dört milletvekili birlik açıklaması yaptı. Ben değil biz zamanı dedi. Tıpiş Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde eylem yapıyor. Ve Gödak Girne Üniversite kampüsünü gezdi. Bunlar Vatan'ın ön sayfadan yer verdiği haberlerdi. Afrika'ya bakıyoruz. Hapisten tebrik manşeti var. Farklı bir başlık. AKP'ye Kıbrıs'taki cezaevinden de tebrik var. Hapisteki İsmet Felek, Erdoğan ve Davutoğlu'nu gazete ilanıyla kutladı. Mausa'daki kanlı kavgadan sonra 2 ayı aşkın bir süredir cezaevinde bulunan ve ağır cezada yargılanmayı bekleyen İsmet Felek, gazetede tam sayfa olarak yayınlanan tebrik ve kutlama ilanında Erdoğan, Davutoğlu ve AKP milletvekilleriyle onlara destek olan Türk halkını tebrik etti. Felek ailesi olarak canı gönülden kutlarız dedi. Felek, Yüce Yaradan'dan niyaz ederiz ki Türkiye'mizi 13 yılda getirdiğimiz bu noktadan daha ileriye, yani AK Parti'mizin hedefi olan önce 2023 sonra da 2071'de götürmeniz için üstün başarılarınızın devamını dileriz. Yüce Allah yar ve yardımcınız olsun dedi. Türkiye'de geçen yıllarda 142 kilo eroin kaçakçılığı suçlamasından 21 yıl 4 ay 10 gün hapse mahkum olan İsmet Felek'in temiz davası henüz sonuçlanmadı ama tebrik ediyor hapisten Erdoğan'ı ve AKP'yi İsmet Felek. Özgür Güne karşı birleştiler 4 adaydan Tatar'a destek. Ombudsman değil Ombudsperson Emine Dizdarlı göreve başladı. Akıncı Ombudsperson'ın Türkçe'de de karşılığını bulmamız gerekir dedi. Cinsiyet ayrımcılığı olmasın söylemde diye ombudsman onun yerine Ombudsperson yani ombuds kişi olabilir. Yüksek denetim organı ombudsman, yüksek denetçi desek olabilir belki. Çocuk onkoloji bölümü yararına açık artırma yapılıyor. 26 Kasım'da Girne'de yapılacak açık artırmada Demirel'in imzalı şapkasıyla Denktaş'ın imzalı gömleği de satışa sunulacak. Hedef onkoloji bölümü, çocuk onkolojisi bölümüne destek olmak.
ve kardiyolojide hizmetler duracak. Lefkoşa Hastanesi'nde bugün yapılacak eylem, iki kardiyoloji uzmanının istifasının kardiyoloji kliniğinde ciddi aksaklıklara yol açtığı gerekçesiyle tıp iş bugünden itibaren anjiyografi, triatmil, holter ve eko yapılmayacağını, polikliniklerde hasta görülmeyeceğini duyurdu. Afrika'nın ön sayfasında ünlü piyanist Fazıl Say'ın söylediği, yazdığı bir başlık var. Kimse yüreğindeki yaşama umudunu, aydınlıkları kaybetmemeli dediği Fazıl Say. Detayla devam ediyoruz. Anastasiadis Mayıs öncesi çözüm başlığını görüyoruz detayın manşetinde. Kıbrıs müzakere sürecinde başlayan yoğunlaştırılmış müzakerelere paralel olarak Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis bir kez daha ağız değiştirdi ve 2016 yılında Kıbrıs'ın güneyinde gerçekleşecek olan parlamento seçimleri öncesinde bir çözümün olabileceğini işaret etti. Kıbrıslı Rum lider yaptığı açıklamada çözümün yaratacağı ekonomik fırsatlara daha atıfta bulundu ve Kıbrıs sorununda varılacak çözümün ekonominin büyümesi anlamında büyük bir katalizör görevi göreceğine ve ekonomik sektör alanında muazzam fayda sağlayacağına inandığını belirtti. UBP'de Kutsal İttifak, geçen pazar günü gerçekleşen ve birçok tartışmaya neden olan UBP kurultayının ardından yarış dışı kalan başkan adayları Ünal Üsten, Zorlu Töre Nazım Çavuşoğlu ve Ersan Saner dün ani bir kararla bir araya gelerek ikinci turda Ersin Tatar'ı destekleyeceklerini açıkladı. Ve Hindistan'da 15 yıllık açlık grevi, uluslararası örgütler ve insan hakları savunucuları Hindistan'da silahlı kuvvetler yasasını protesto etmek amacıyla 15 yıldır açlık grevi yapan eylemci İrom Şirmila'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Daha fazla engelli istihdamı için toplandılar. Maliye Bakanı Birikim Özgür, Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve kamuda istihdam edilmiş engellileri temsil eden Kıbrıs Türk Avni Memurları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kaptan'la bir araya geldi. Güneyden ne alıp ne satıyoruz? Dış ticaret istatistikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs'ın dış ticaretteki yeri, gelişmesi, ithal ya da ihraç edilen malların nerelere ne kadar satıldığı, hangi piyasalarda ne tür malların alıcı bulabildiği yönünde veriler değerlendirildiğinde Kıbrıs'ın güneyine yapılan ihraç ürünleri üreticiler için önemli bir gelir kapısı konumunda. Plastik mutfak eşyaları, balıklar, demir döküntü ve hurdaları, naylon çantalar, işlenmiş mermer ve mobilyalar Kıbrıs'ın güneyine en çok ihraç edilen ürünler olarak dikkat çekiyor. Güneydense viski ve zivaniya. Ortam gazetesi kardiyolojide hizmetler duracak manşetiyle çıktı bugün. Tıp işin eylemi çerçevesinde bugünden itibaren bazı hizmetler dışında hastalara bakılmayacak. Geçen hafta iki kardiyoloji uzmanı istifa etmişti ve kardiyoloji kliniğinde ciddi aksaklıklara yol açılmıştı. Bu yüzden bugünden itibaren Lefkoşa Hastanesi'nde bazı işlemler yapılmayacak, hasta görülmeyecek. Tıp İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli yaptığı açıklamada eksik hekim kadroları, hekimlerin sözleşmeli ve mecburi hizmetli olarak uzun süre çalıştırılması nedeniyle bugüne kadar hükümetlerle sayısız görüşmeler yapıldığına dikkati çekti. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların kamuda çalışan hekimler arasında büyük huzursuzluk yarattığını belirten Usar, bunun sonucunda hekim istifalarının yaşandığını ve bazı branşlarda hizmetlerin aksadığını söyledi. Başka kamu kurumlarına istihdamlar sürerken hekim minhallerinin oldukça yetersiz olması, hekimlerin özlük haklarından mahrum, yoğun çalıştırılmasını protesto etmek için bir süredir başka kurumlarda kamu hizmetine girişlerde sağlık kurullarını imzalamama eylemi başlatıldığını anımsatan Usar, yeni hekim kadrolarının minhali için hükümetin henüz bir iyileştirme adımı atmadığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada belirtilen kadroların büyük bir bölümünün 2015 yılının başında ilan edilen ancak hala sınavları yapılmamış olan kadrolar olduğunu aktaran Usar, kaldı ki söz konusu kadrolar yeni istihdam bir yana sözleşmeli olan hekimleri bile kadrolamaktan çok uzaktır. Teşkilat yasasının güncellenmesiyle ilgili çalışmalar bir türlü sonlandırılmamıştır dedi. Çocuk onkoloji bölümü yararına yapılacak açık artırmayla ilgili haber sürmanşette yer alıyor ortamda. Kemal Saracoğlu, Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı elde edilecek gelirin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
çocuk onkoloji bölümünün geliştirilmesinde kullanılacağı bir açık artırma düzenliyor 26 Kasım'da. Ve iki önemli proje başlıklı haber: Lefkoşa Türk Belediyesi Hasbolat Mezarlığı'na iyileştirme ile Lefkoşa Mezarlığı'na çiçek dükkanını öngören iki projenin ihale sürecini tamamladı. Akıncı Ombudsperson olmalı dediği, şimdilik ombudsman olan Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı'yı kabul etti ve görevi çok önemli dedi. Değerli izleyenler, Kıbrıs Türk Medyası'nda ön sayfa ayrıntılarına baktık. Basında bugünü tamamladık. Basında bugünü tamamladık. Sırada ise bu kez spor meraklıları için gazetelerin spor sayfaları var. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Değerli izleyenler, Yeni Düzen'in spor manşetinde iki bayrak var. Bunlardan bir tanesi Türk bayrağı, diğeri ise Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı. Larnaka'da buluşacaklar diye başlık kullandı gazete. Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye futbolda milli takımlar düzeyinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Siyasi alanda birbirini tanımayan iki ülke Kıbrıs ve Türkiye futbolda bu kez UEFA 2017 U21 Avrupa Şampiyonası eleme turu 8. grup mücadelesinde Larnaka'da karşı karşıya geliyor. 12 Kasım Perşembe günü, yani gelen hafta oynanacak maç, saat 14.30'da başlayacak. Daha önce kulüpler bazında UEFA organizasyonlarında karşılaşan iki ülke A milli takımlar seviyesinde karşılaşmazken milli takımlarda U19 kategorisinde bir kez karşı karşıya geldi. 2012 yılında U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 5. grubunda Kıbrıs ile Türkiye İsveç'te mücadele etmişti. Bu kez Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti U21 takımları Larnaka'da bir araya gelecek. Gelen hafta Perşembe günü 12'sinde ayın saat 2.30'da meraklılar Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti maçını Larnaka'da izleyebilecek. Arkasını getirmeliyiz dedi. Yeni Cami galibiyetiyle ligi başladıktan sonra camianın üzerinde kara bulutlar dolaştığını belirten Cihangir Teknik Direktörü Mehmet Ali Özgürgün, ligin başında yapmamız gereken çıkışı bundan sonraki haftalarda yapmalıyız dedi. Ve başarıya ihtiyaçları olduğunu belirtti Özgür Gün. A2'de liderler değişmedi. A2 liglerinde 6. hafta maçları tamamlandı. Süper Lig'de kaymaklı 1. Lig'de Yalova, 2. Lig'de ise Türkmenköy haftayı lider kapadı. Sürmanşette ise Galatasaray salladı ama yıkamadı. 2-1'lik mağlubiyetten kurtulamadı Benfica karşısında Cimbom. Kıbrıs'la devam ediyoruz. Davi bombayı patlattı Doğu Akdeniz Üniversitesi. Sırbistan'ın handbolda güçlü kadın oyuncusu Teodora Savic ile sözleşme imzaladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sırbistan'ın güçlü kadın oyuncusu 22 yaşındaki Teodora Savic ile sözleşme imzaladı. Belgrad'da handbol hayatına başlayan Teodora Savic, sol kanat ve orta oyun kurucu olarak Sırbistan'ın birçok takımında forma giydi. Cimbom zora soktu. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 4. maçında Galatasaray konuk olduğu Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Kop Spor açık ara favori Lefke Avrupa Üniversitesi antrenörü Orhun Mevlit, Koraç Kupası'nda final oynamış bir isim olan Tayfun Kuya'nın yeni yasayla birlikte beyaz kimlik hakkı kazandığını, bu oyuncuyla birlikte 25 yıllık kazanma geleneği olan Kop Spor'un ligin açık ara favorisi olduğunu söyledi. Havadis'in manşetinde Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Ligi'nin lideri Lefke'nin teknik direktörü Bülent Aytaç'ın açıklamaları var. Şampiyonluk sürpriz olur diyor Bülent Hoca. Pazar günü deplasmanda 6 hafta sonunda namağlup olan Binatlı ile karşılaşacağız. Süper Lig'e yeni çıkan bir takım olarak çok büyük bir başarı elde ettiler. Zor bir deplasmana çıkacağız. Güzel bir maç olacağından şüphem yok. Puan veya puanlar için Binatlı'ya gideceğiz dedi Bülent Aytaç.
ve fikstür çekildikten sonra futbolcularıma 3 ya da 4. hafta çıkış yapacağımızı söylemiştim. Fikstür avantajımız var. Bütün planlarımızı fikstüre göre ayarladık. Güzel bir noktaya geldik. Şampiyon aday olan takımlar ligi tam force edemediğinden bizim bu çıkışımız ligde liderliği getirdi. Şampiyonluk adayları ligi tam force edemezse şampiyonluk umudumuz tabii ki olur. Ancak bizim için şampiyonluk sadece sürpriz, hedef değil. Şampiyon olabilmek belli bir bütçe ister. Sezon başında yönetimle bizim bütçemiz budur ve koyduğumuz hedef ilk 5'tir diye konuşmuştuk, dedi Bülent Aytaç. Ayakları yere basan, gerçekçi değerlendirmeler yapıyor başarılı teknik direktör ve çıtayı çok fazla yükseltmeden ama hedeflerinin de ne olduğunu bilerek şampiyonluk sürpriz olur ama olabilir diyor. Yüzücülerimiz kürsüye çıktı. KKTC'nin milli yüzücüleri Caner Aspava ve Osman Akkuş Marmaris'ten madalyalarla döndü. Caner Aspava 6 branşta kürsüye çıkarken Osman Akkuş ise dizindeki sakatlık nedeniyle 3 yarışa katılabildi. Akkuş 50 metre sırt üstü yarışında ikinci, 200 metre karışık yarışında üçüncü olmayı başardı. İkili ayrıca denizde 3 kilometre yüzme yarışında kendi yaş gruplarında birinci gelmeyi başardılar. Tebrik ediyoruz Caner ve Osman arkadaşlarımızı. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Lig'de 3. sırada bulunan Mausa Türk Gücü yeni transferlerinden bir hayli memnun. Şemmedi, Türk Gücü Başkanı, geçen sezon ortasında transfer edilen Yasin Kurt ve Hüseyin Kayalılar yanında bu sezon başında transferleri gerçekleşen Mustafa Tekpınar ve kaleci Türkkan Delidenizin ilk 6 haftada sahaya yansıttıkları futboldan çok memnun olduğunu söyledi. Ve Türkiye'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzon'a tarihi ceza verdi. Trabzon 2 maç seyircisiz oynama cezası alırken Federasyon Başkan Vekili İbrahim Usta 1,5 yıl hak mahkumiyeti, Bordo Mavili Kulübün Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise 280 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası aldı. Maçtan sonra hakemleri stattan çıkarmamışlardı. Sabaha doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon açıp salıverin ricasında bulununca bırakmıştı. Ve böyle bir kulüp başkanı var Trabzon'un Türkiye'de. Aslan'ın işi zor. Benfica'dan 2-1 mağlup dönen Galatasaray gruptaki şansını neredeyse tamamen yitirdi. Halkın sesiyle devam ediyoruz. Aslan zora soktu Galatasaray. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 4. maçında dün gece Portekiz temsilcisi Benfica'ya deplasmanda 2-1 yenildi ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Yok artık Aspava, Caner Aspava, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği salon yarışlarında 6 dalda madalya almayı başarırken açık deniz yarışında birinci oldu. Osman Akkuş ise 2 dalda kürsüye çıkarken açık deniz yarışında yaş grubu birincisi oldu. Ve Real Madrid PSG karşısında sürpriz bir ismin golüyle kazanmasını bildi. Saklar da gruptaki ilk puanlarına kavuştu. Star Kıbrıs'ın spor manşeti futbol aşkı 60 yaşında. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 60. yılını resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaydı. Kutladı. Enginel Anı Turnuvası çekişmeli geçiyor. Manchester United zirveye oturdu. Şampiyonlar Ligi B grubunda 3 maçta 4 puan toplayan Manchester United, kendisi gibi 4 puan toplayan Moskova'yı 4. CSKA Moskova'yı 4. hafta mücadelesinde konuk ederek yendi. Aslan zora soktu. 2-1'lik mağlubiyet ve sağlamdan büyük başarı. Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu Burak Sağlam, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen Fitness Gençler Vücut Geliştirme Yarışması'nda birinci oldu. Detayla devam ediyoruz. Handball'da dev transfer. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sırbistan'ın güçlü oyuncusu Teodora Savic ile sözleşme imzaladı. Kemal Deniz 2015 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Minikler Santranç Turnuvası bölge yarışı tamamlandı. 270 kişi yarıştı.
Satranç turnuvası Kuzey Kıbrıs'ın minik satranç sporcularını satranç sporuna teşvik etmek ve merhum Kemal Deniz'i anmak maksadıyla 5 bölgede yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. 1 Kasım Pazar günü 5 ayrı bölgede rekor katılımla toplam 270 minik satranç sporcusunun yarıştığı turnuva sonunda 70 sporcu 8 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak final yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Afrika'da Yeni Cami hangi hakemleri istiyor sorusu var. Yeni Cami Kulübü geçen cuma akşamı yaptığı basın açıklamasında hakem Kerem Eran'ı artık maçlarına istemediğini ve herhangi bir tatsızlığa yol açmamak için hiçbir aktivitelerinde yer almamasını federasyona ve Merkez Hakem Kurulu'na iletti. Kerem Eran'ın geçen yılda, bu yılda Yeni Cami maçlarında art niyetli olduğunu iddia eden Yeni Cami yönetiminin bu talebini federasyon ve Merkez Hakem Kurulu uygulayacak mı diye soruluyor. Handbolda dev transfer Sırbistan Süper Lig takımlarından Club Red Star formasını ve bir kez de Sırbistan milli formasını giyen Teodora Savic Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne transfer oldu ve GG taraftarı sahaya girdi. 1. Lig'in 6. haftasında Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan GG Hamitköy maçında gençlik gücü taraftarı sahaya girdi denilmiş. Evet, böylelikle spor manşetlerini de spor sayfalarında tamamlamış olduk. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Spor gündemini sunduk. Sırada bu kez ekonomi var. Bank ekonomi haberlerini sunar. Devlet Planlama Örgütü Ekim ayı enflasyonunu %1,52 olarak açıkladı. 10 aylık hayat pahalılığının ise %7,39 olduğunu bildirdi. Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamasına göre tüketici fiyatları endeksi kapsamındaki 271 maddenin ortalama fiyatlarında bir önceki aya göre artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise bir önceki aya göre düşüş gerçekleşti. Tüketici fiyatları endeksinde yer alan 12 ana grubun 9 ana grubunda artış, 3 ana grupta ise düşüş tespit edildi. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk 3 üründen kavunda %122,88, beyaz lahanada %66,32 ve domateste %59,09 artış. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk 3 üründen patlıcanda %55,88, salatalıkta ise %49,18 ve kabakta %38,74 artış oldu. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Organizasyonu'nda Hillim Coğrafi İşaret Tescilinin Sosyoekonomik Önemi konulu panel 5 Kasım Perşembe günü saat 15'te Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Odadan yapılan açıklamaya göre dünyada ve ülkemizde de her geçen gün önemi giderek artan coğrafi ürün tescilinin kültürümüze, ekonomimize ve sosyal yaşantımıza yansımalarının Hillim'in coğrafi tescili bağlamında ele alınacak panel herkese açık olarak düzenleniyor. Panelde yöresel ürünler ve coğrafi işaretler Türkiye Araştırma Ağ Başkanı Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Kamil Sertoğlu, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinden Burcu Barın ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Hillim Denetleme Kurulu'ndan Kemal Öztürk yer alacak. Panele ayrıca Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atunla, Gıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali katılacak. Ticaret Dairesi rutin denetimlerini sürdürüyor. Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi denetim memurları Ekim ayında ülke genelinde 635 iş yerini denetledi. Denetimlerde son kullanım tarihleri dolmuş ve tarihleri değiştirilmiş 126.480 Türk Lirası değerinde gıda maddesine el konuldu. El konulan maddelere devlet laboratuvarlarında tahlil yapıldı. Tahlil sonuçları sakıncalı olanlar Güngör Çöplüğü'nde imha edilirken diğer gıda maddeleri ihtiyacı olan kurumlara bağışlandı.
yaşandı. Öte yandan yine aynı dönemde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1038 Türk liralık para cezası kesildiği bildirildi. Ticaret dairesinden yapılan açıklamada vatandaşların satın aldıkları ürünlerle ilgili şikayetlerini ücretsiz olarak Alo 171 tüketici şikayet hattına veya www.ticaret.gov.cz.tr internet adresine bildirebileceği ifade edildi. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan'la Yönetim Kurulu Üyesi Özbek Dede Korkut, Dünya Seyahat Acenteleri Birliği Birleşik Federasyonu'nun 48. Genel Kurul toplantısına katılacak. Dünya Seyahat Acenteleri Birliği Birleşik Federasyonu'nun bundan sonraki genel kurulunun ülkemize yapılması için ısrarlı olacaklarını vurgulayan Özkan, Rumların ambargolarına karşı 37 yıl uğraşarak üye oldukları bu Uluslararası Turizm Örgütü Genel Kurulu'na bu yılda katılımları ülkemiz turizmi ve ülke için yapacakları propagandalar nedeniyle önemli olduğunu belirtti. Kıbrıs Rum Telekomünikasyon Dairesi SİTA, Telekom İtalya Sparkle ile yaptığı anlaşma neticesinde denizaltı fiber optik kablo ağına sahip olacak. Filerefteros gazetesi söz konusu fiber optik kablo ağının Larnaka'ya bağlı Pentanisho bölgesinden başlayacağını ve Hanya'daki Met Nautilus istasyonunda son bulacağını yazdı. Söz konusu anlaşmaya ilişkin açıklamanın SİTA ve Telekom İtalya Sparkle tarafından yapıldığını yazan gazete, denizaltı fiber optik kablo ağının Kimonas ismini taşıyacağını belirtti. Denizaltı fiber optik kablo ağı bağlantısının SİTA açısından da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten gazete, faaliyeti düzeyinde Kimonas'ın Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki iletişim yapılarının güvenilirliğini destekleyeceğini yazdı. Gazete yapılan açıklamaya dayanarak yeni sistem Kimonas'ın Atina denizaltı ağı aracılığıyla Atina'ya, daha sonra Selanik aracılığıyla da Bulgaristan'a kadar genişletileceğini belirtti. Denizaltı fiber optik kablo ağının Balkanları ve Merkez Avrupa'yı Mısır ve Orta Doğu'daki başka yerlerle bağlayacak yeni bir telekomünikasyon koridorunun kurulmasına neden olacağını belirten gazete, Telekom İtalya Sparkle'ın genişletilmiş ağıyla da Türkiye'nin doğuya, İtalya ve başka Avrupa ülkelerinin batıya yönelik bağlanması imkanının da ortaya çıkacağını yazdı. Kopbank ekonomi haberlerini sundu. Ve sırada dünyadaki gelişmeler var. Değerli izleyenler, İngiltere'de çıkan gazetelerden bazı haber başlıklarını aktaralım. Independent'da Türkiye artık Erdoğan'ın devleti başlıklı bir yazı var. İngiliz Independent gazetesinin tecrübeli Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn bugünkü yazısında ister beğenin ister beğenmeyin Türkiye artık Erdoğan'ın devleti görüşünü dile getirdiği yazısında. Cockburn'a göre AKP'nin büyük zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunu şekillendirmedeki başarısını gösteriyor. Halen Türkiye'de bulunan Independent muhabiri Cockburn haberine AKP'lilerin İstanbul'da beklenmedik derecede büyük seçim zaferlerini orta sınıfın Bohem bölgesi Cihangir'de bile kutladıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attıklarını yazarak başlıyor. İslamcı popülist AKP'ye muhalif laik Türklerin morali ise bir o kadar bozuk diyor Cockburn. Facebook'ta bazı Türklerin rahatlıkla mülteci statüsü alınabilecek Uruguay ya da Antigua gibi ülkelere gitmekten bahsettiklerini de ekliyor. Cockburn haberini şöyle sürdürüyor. AKP'nin meclisteki çoğunluğunu elde etmesi için sadece 18 sandalye kazanması gerekiyordu. Parti seçiminde favorisiydi. Zira AKP Türkiye'de güvenlik güçlerinden yargıya ve medyaya tüm güç odaklarını kontrol ediyor. Partinin başında Başbakan Davutoğlu var. Ancak zaferin mimarı Erdoğan, kendisi siyasi olarak tarafsız bir cumhurbaşkanı rolü oynamadı. Koalisyon hükümeti kurulmasını da istemedi. CHP ve MHP'nin çok sönük liderleri Erdoğan'a yardımcı oldu. HDP de Türklerin çoğunun teröristler olarak görüp sövdüğü PKK'nın siyasi temsilcileri olarak yansıtılıp şeytanileştirilebildi. Erdoğan Türk-Kürt karşıtlığını da besledi. PKK'ya karşı askeri operasyonları yeniden başlattı. Vatanperverlik kartını açtı. 10 Ekim'de IŞİD'le bağlantılı bir bombalı saldırıda 102 eylemci öldürüldüğünde cenazelerde katil Erdoğan sloganları atılmıştı.
Seçmenlere ki bunlar arasında radikal Türk milliyetçilerinin yanı sıra çok sayıda Kürt de var, korku havası hakim oldu. Seçmenler de istikrarın garantisi olarak tercihini AKP'den yana kullandı diyor ve yazarın Independent'taki haberi böyle gidiyor. Akdoğan'ın açıklamaları Öcalan'ı diri diri gömdüler dedi Türkiye'de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan. Çözüm sürecinin devam edebilmesi için önce süreci zehirleyen unsurların temizlenmesi gerektiğini söyledi ve hem PKK'nın hem de HDP'nin sürece ihanet ettiğini söyledi. NTV'de canlı yayına katılan Akdoğan, şu anda hükümetin güvenlik operasyonlarına konsantre olduğunu ifade ederek özellik ilanı çöktü, kurtarılmış bölgeler çöktü, vur-kal eylemleri çöktü. Şimdi eş zamanlı olarak bizim reformlarımız, yatırımlarımız da devam ediyor dedi. Çözüm sürecinin tekrar canlandırılması için belli şartların oluşması lazım diyen Akdoğan, birinci şartın ise PKK'nın Türkiye'yi terk etmesi olduğunu söyledi. Akdoğan tam anlamıyla eylemsizlik, ondan sonra diğer meseleler konuşulabilir dedi. Abdullah Öcalan'ın ileride yeniden gündeme gelebilecek bir çözüm sürecinin içinde yer alıp almayacağı konusunda da Akdoğan PKK ve HDP'ye yüklendi. Tabii çok yanlış yaptılar. Bölge halkı da şikayetçiydi. Biz kendi yolumuzda yürüyoruz. Devletin ilgili kurumlarının İmralı'yla görüşmesi vesaire daha önceki hükümetler döneminde de olmuş şeylerdir ama çözüm süreci bağlamında o noktaya gelebilmemiz için bu şartların olgunlaşması gerekir. Öcalan'ı da diri diri oraya gömdüler bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı yapıyor gibi görünüp Öcalan'ı batırmaya çalıştılar dedi. Akdoğan, Koza İpek Medya Grubu'na kayyum atanması ve 2 Kasım Türkiye İç Savaşı'nın başlangıcı başlığıyla çıkan Nokta Dergisi'nin toplatılıp genel yayın yönetmeni Cevheri Güven hakkında da gözaltı kararı verilmesini milleti tahrik etmeye çalışıyorlardı diye savundu. 2 Kasım iç savaş başlama tarihidir diyor. Bunlar millete hakaret eden bir çaba. Bu bir yayıncılık faaliyeti, fikir özgürlüğü falan değil diyor diyen Akdoğan. Koza İpek grubuna kayyum atanması konusunda ise hükümetin bir rolünün olmadığını söyledi. Evet, çözüm süreciyle ilgili Türkiye basınından da birazdan önemli haberler aktaracağız. Ve biraz da dünyadan bilgiler aktaralım. İsveç'te 6 saatlik iş mesaisi deneyleri, Erika Hellstrom ofisinin kapısını kapatıp yaşadığı kentteki koyu yeşil ormanda bir akşam yürüyüşüne çıkmaya bayılıyor. 34 yaşındaki sanat direktörü serbest olarak çalışırken çok daha karmaşık iş saatlerine sahipti. Ancak şimdi İsveç'te 6 saatlik mesai sunan ilk şirketlerden birinde görevli. İsveç'in ortasında Falun kentindeki bu şirket, ulusal bir takıntı haline gelen iş özel yaşam dengesi fikrinin ilk deneyicilerinden. Bu bana göre kesinlikle muhteşem diyor Erika. Hava hala aydınlıkken dışarıda spor yapmaya ya da bahçemle uğraşmaya vaktim kalıyor dedi. Ve İsveç'te mesai saatlerinin 6 saate indirilmesiyle ilgili deneme yapan firmalar bu şekilde aktarılıyor. Amsterdam'da lüks restorandan organik esrar hizmeti. Amsterdam biliyorsunuz bazı uyuşturucuların serbest olduğu bir kent Hollanda'da ve bir restoran ülkedeki esrar kültürüne yeni bir boyut kazandırmış. Kent merkezindeki Greenhouse Kitchen adlı restoran müşterilerine yemek yerken sağlıklı biçimde kafa bulma olanağı sunuyormuş. Greenhouse Kitchen adlı restoranın müşterileri yemek yerken masalarında bulunan özel düzenek sayesinde organik esrar da içebiliyorlar. Hollanda'da Esrar Coffee Shop adı verilen alkol satışı ve sigara içmenin yasak olduğu özel izinli kafelerde satılıyor. Bu nedenle Greenhouse Kitchen'da esrar satışı yapılmıyor. Müşteriler ise bitişikteki coffee shop'tan aldıkları esrarı restoranda içebiliyorlarmış. Evet, uyuşturucu ya da madde bağımlılığıyla mücadelenin bir yöntemi olarak görülüyor. Bazı ülkelerde uyuşturucuya kontrollü izin veriliyor bu şekilde. Ve sporla ilgili bir haber. Kilo vermek için günde yarım saat yürümek koşmaktan iyi.
İngiltere'de yapılan bir araştırma kilo vermek için haftada 5 kez yarım saat süreyle tempolu yürümenin koşma ve yüzme dahil diğer egzersizlerden daha iyi olduğuna işaret ediyor. Bu benim için iyi haber çünkü tansiyondan dolayı koşmak bize pek uygun değil. London School of Economics'te 1992-2012 yılları arasında yaklaşık 50 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre yürüme sırasında nabzın hızlanması ve terlemek gerekiyor. Araştırmaya göre yürümek kadınlara daha yararlı. 4 hafta içinde yarım saat yürüyen kadınların bel kalınlığı 4,3 santimetre azalıyor. Erkeklerde ise 3,3 santimlik azalma var. Bel kalınlığına önem verenler için bu önemli. 50 yaşın üstündeki kadınlar ve erkekler genç hem cinslerine göre yürüyerek daha fazla kilo verdi. Uzmanlar örneğin tenisteki gibi durup yeniden başlama olmaması nedeniyle kesintisiz yürümenin daha fazla kalori yakılmasını sağladığını da belirtiyor denilmiş. O yüzden yürümek koşmaktan daha fazla kilo verdiriyor meraklılarına duyurulur. Ve Türkiye medyasına bakıyoruz. Nerede kalmıştık diye soruyor Cumhuriyet. Davutoğlu'nun Mevlana ruhu ve kardeşlik açıklamalarının aksine Türkiye iki günde eski haline döndü ve nerede kalmıştık diyor. Yeni seçim ülkeye istikrar getirecek sözü havada kaldı. 7 Haziran seçimleri sonrası yaşanan gerilim ve çatışma ortamı Türkiye'ye yeniden hakim oldu. Yüksekova'da çatışma vardı dün. 2 ölü var. Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi. Piyasadaki bahar havası kısa sürdü, enflasyon arttı ve dolar ve euro dün yükselişe geçti tekrardan. Noktacılar tutuklandı, Nokta dergisinin yöneticileri ve kayyum 71 gazeteciyi ve bir çaycıyı işten attı Millet ve Bugün gazetelerinde. Bir AKP milletvekili medyadan hesap sorun diye tehditte bulundu. Bunlar oldu diyor dün. Ve nerede kalmıştık? Hani istikrar gelecekti? Hani kardeşlik ruhu ve Mevlana ruhu gelecekti diye soruyor Cumhuriyet. Sürmanşette ise dün aslında HDP eş genel başkan yardımcısı Kanal Simli'de Damla'nın sorularını yanıtlamıştı telefonla. Ve orada da bu mesajlar verilmişti. Başkanlığı tartışırız. Bugün Cumhuriyet'in sürmanşetindeki haber HDP'nin sözcüsü Bilgen'e atfedilen 7 Haziran öncesi seni başkan yaptırmayacağız diyen HDP'nin söylemi değişti diyor Cumhuriyet. Ve sözcü Bilgen tek adamlığa hayır ancak başkanlık sistemi dahil tüm modeller tartışılabilir diyor tahmin edildiği gibi. Demokratik özgürlükçü ve çoğulcu bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Bilgen başkanlık sistemi dahil tüm modeller tartışılabilir ancak tek adamlık gibi özgürlüğü kısıtlayıcı bir yapı olmaz dedi Ayhan Bilgen, Orta Asya ve Afrika'daki başkanlık modellerinin yerli ve milli diye sunulmasının Türkiye toplumundaki taleple bir bağlantısının bulunmadığını da belirtti değerli izleyenler. Bir Gün gazetesi ne yazdı? Sistem şimdilik göremezsin diyor ama biz ısrarcı olacağız Bir Gün gazetesini de görmek için. Evet, AKP'nin kanlı iktidarı bazı çevrelere yine umut oldu, geçmiş bir anda unutuldu. Övgüleriniz bittiyse gerçekleri konuşalım diyor gazete. 1 Kasım'ın ardından kimi çevreler seçimi kazanan AKP'ye karşı yeniden umut beslemeye başladı. TV'lerde ve gazetelerde oylarını savaş, gerilim ve kutuplaştırmayla yükselten AKP'nin liderlerinden övgüyle bahsediliyor denmiş ve övgüleriniz bittiyse gerçekleri konuşalım diye itiraz ediyor gazete. Başkanlığı zorlayacaklar. Başbakan Yardımcısı Akdoğan'ın açıklamaları yer aldı NTV'ye verdiği demeç. Habertürk gazetesi Boğazdağ'ın 319 mesajı çarşamba günü başbakana mesaj çekip 319 vekil alacağız demiş Boğazdağ. 2002 ruhu 49,5 dakika AKP'nin 3 Kasım 2002'deki ilk seçim zaferinin yıl dönümüne denk gelen 1 Kasım sonrası ilk görüşme 49,5 dakika sürdü. Erdoğan'la Davutoğlu arasında 49,5 dakikalık oy oranıyla bağlantılı herhalde %49,5 almıştı AKP. Ve Hürriyet
kefareti ödedim manşetiyle çıktı. 7 Haziran'da MHP'den seçilen Durmuş Yılmaz, bu seçimde meclise neden giremediğini yorumlarken genel merkezin tavrını işaret etti. Vaatler için 100 gün planı, AK Parti ekonomik vaatlerini hayata geçirmek için 100 günlük bir acil plan oluşturacak. Ve ceza kesildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Antep maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili Trabzon'un cezasını açıkladı. Ve Hacı Osmanoğlu'na, kulüp başkanına 280 gün halk mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi. Ayrıca iki maçta seyircisiz oynayacak Trabzon. Milliyet sıradaki gazete. Milliyet'in manşeti ilk 100 günün programı. Başbakan Davutoğlu yeni hükümetin ilk 100 gününde atılacak adımların hazırlanması için talimat verdi. Ve kabineden ilk isimler abiler dönüyor. Başbakan Davutoğlu'nun elde edilen seçim başarısından sonra yeni kabinede tecrübeli isimlere yer vermesi bekleniyor. Binali Yıldırım, Cemil Çiçek ve Taner Yıldız gibi isimler sayılıyor. Kabineye dönecekler. 7 Haziran seçimlerine katılamamıştı birçok eski aday. Çünkü AKP tüzüğü üst üste 3 seçimden sonrasını kabul etmiyor. Dolayısıyla ara seçim, erken seçim onların da işine yaradı ve birçoğu yeniden listelere girip kazandı. Tarafla bitiriyoruz. Artan enflasyon durdurulamıyor. Ekim ayında fiyatı ölçülebilen 426 malın 296'sı zamlandı. Kış öncesi palto fiyatı %44 arttı. Dünyada gıda fiyatları hızla düşerken Türkiye'deki artış %9'a yaklaştı denilmiş. Ve kızlı erkekli kriz, Antalya'da bir ilkokulda öğrencilerin karma oturmaları nedeniyle bir veli 7 yaşındaki kız çocuğunu okula göndermedi. Bu çağda bu kafa, evet, Türkiye birazcık daha oralara doğru yönelecek bu yeni dönemde. Değerli izleyenler, Türkiye medyasına, İngiliz medyasına baktık. Dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktarmış olduk. Dünya basınıyla birlikte sabah kahvesinin sonundayız. Az sonra Radyo Gazetesi ile karşınıza alacağız. Radyo Gazetesi'nde bugünkü stüdyo konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Ersin Tatar olacak. Birinci turda iki isim kalmıştı. Şu anki başkan ve başkan adayı Hüseyin Özgürgün ve Ersin Tatar. Dün de Ersin Tatar dışında birinci kurultayın birinci bölümünü başarısızlıkla geçiren 4 aday da Ersin Tatar'ı destekleme yönünde karar aldı. 5 aday birlikte hareket edecek ve cumartesi günü yapılacak kurultaya dönük de varsa endişelerini konuşmaya çalışacağız. Sayın Tatar'la birlikte parti meclisi oylarının daha sonraya kalması noktasında da eleştirileri vardı Ersin Tatar'ın. Detaylarıyla konuşmaya çalışacağız az sonra. Siz de soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabileceksiniz her zaman olduğu gibi. Değerli izleyenler, sabah kahvesine noktayı koyuyoruz. Gün içindeki gelişmeleri Kanal Sim farkıyla izlemeye devam edeceksiniz. Bu akşam ana haber sonrası RİK'le işbirliği sonucu yayınladığımız Bizemiz programından hemen sonra saat 8.15 sıralarında Düşünüyorum programı ekrana gelecek. Fatma Azgın ve Yücel Ural'ın bugünkü konuğu Türkolog Nikos Mudouros. Gerek güneyden gerek kuzeyden gelişmeleri okuyan, takip eden önemli bir isim. Ve iyi Türkçesiyle de Nikos Mudouros Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri paylaşacak. Bu akşam Düşünüyorum da sakın kaçırmayın derim. Yarın sabah 7.30'da yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Görüşmek üzere. Güvenceniz, geleceğiniz, malınız, varlığınız ve rahatınız için Şeker Sigorta Kıbrıs Limited.
araç, konut ve iş yeri sigorta işlerinde şeker poliçenizin keyfini yaşayın. Şeker Sigorta Kıbrıs Limited, sabah kahvesini...